Efendim, ATV ekranlarında söz pazarına hoş geldiniz. Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Bu mısralar şairlerin sultanı Üstad Necip Fazıl'a ait. Allah nur içinde yatırsın, Allah gani gani rahmet etsin kendisine. Bu şiiri ilk fark edişim bundan 20 yıl önceydi. Fark edişim diyorum çünkü şiiri sadece fark etmiştim. Keşfedişim ise Sayın Bakanımız Bülent Arınç'ın bir etkinlikte bu şiiri okumasıyla oldu. Okudu demek aslında doğru değil. Şiir adeta onun gönlünü okudu desek daha doğru olur. Ve o gün büyüklerin bir sözü aklıma geldi. Diyor ki büyükler, söz ya bir fayda sağlamak ya da bir zararı ortadan kaldırmak için söylenmeli. Ben bakanımızın konuşmalarını ne zaman dinlesem, nerede bir mısra veyahut bir şiir okurken kendisini görsem hep bu söz aklıma geliyor. Yani Bülent Arınç ismi fuzuli konuşmaz, lüzumsuz konuşmaz. Ve belki de sözleri onun için gönlümüzde mâkes buluyor. Belki sözleri onun için günlerce gündemi işgal ediyor. İşgal ediyor demek doğru değil, ihya ediyor. Bugün siyaset dünyasındaki Bülent Arınç'la değil, gönül dünyamızdaki Bülent abiyle sohbet etmek istiyoruz, muhabbet etmek istiyoruz, sorular sormak istiyoruz kendisine. Hangi soruları soracaksın diye soracak olursanız, efendim biz zuhurata tabi olalım, o konuşsun, biz onun konuşmalarından sorular çıkaralım diyoruz. Hoş geldin Bülent abi. Hoş bulduk efendim. Hayırlı günler. Eyvallah. Nasılsınız abi? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de sizinle programa geldiğim için, birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Büyük bir beğeniyle izliyordum. Beni davet ettiniz, kısmet oldu. Hem gurbette bulunan kardeşlerimize, dostlarımıza selam vermek, onları kucaklamak imkanımız olacak. Hem de belki uydu vasıtasıyla dünyanın pek çok ülkesinde şu anda bizleri izleyen dostlarımız olacak. Hepsine gönül dolu selamlar. Eyvallah. Şimdi Sayın Bakanım, benim için çok zor bir program bugün. Çünkü Türkçeyi muazzam konuşan ve Türkçesiyle aynı zamanda konuşulan, duruşuyla da tabii ki konuşulan ama daha ziyade siz konuştuğunuz zaman insanlar sizin hitabetinize, Türkçenize hayran. En azından ben kendi çevremle ilgili söylüyorum. Edebiyatçı arkadaşlarımız var, Türkçe öğretmeni olan arkadaşlarımız var. Söz konusu siz olduğunuz zaman herkes bir duruyor. Sağ olun. Şimdi bu muazzam Türkçeyi neye borçlusunuz onu bir sormak istiyorum. Hangi kaynaklardan beslendiniz veyahut Türkçeyi gerçekten sizin kadar güzel konuşmak isteyenler için neler tavsiye edersiniz? Estağfurullah. Yani övgüleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah gerçekten buna layık. Hem zengin bir Türkçe hem güzel bir dille Türkçeyi konuşmak mümkün olur. Çünkü bizim dilimiz çok güzel, çok akıcı, kulağa çok hoş geliyor. Bir su şırıltısı kadar zarif, bir kuş sesi kadar insanı etkileyici. Buna hepimizin gayret etmesi lazım. Tabii çok üzülüyorum. Yıllar sonra maalesef gençlerimiz çok az kelimelerle konuşuyorlar. Argoya meylediyorlar. Güzel, halis, arı duru Türkçeyi maalesef çoğumuz unutur hale geldik. Çok güzel örnekler de artık yetişmez oldu. Siyasette, edebiyatta, sohbette, sanat aleminde, bilim aleminde Türkçeye karşı büyük bir iştiyak, büyük bir arzu. Bu dili en güzel şekliyle eskiden çok methedilen İstanbul Türkçesiyle adeta konuşma konusunda çok büyük bir merak yok. Aslında hepimiz için Türkçe çok vazgeçilmez bir kaynak. Kültürümüzün en önemli ögelerinden bir tanesi. Yüzyıllar öncesinden işte Karamanoğlu Mehmet Bey'in her sene de törenleri yapılır Karaman'da. Bundan sonra divanda, dergahta, evde, sokakta, her yerde Türkçe konuşulsun dediğini biliyoruz. Dünyada pek çok zengin diller var. Arapça bunlardan birisi, Fransızca bunlardan birisi. Ama Türkçe'de milyonlar tarafından konuşuluyor. Ve fonetik bakımından, kullanılma bakımından da Türkçenin kolay, anlaşılabilir, güzel telaffuz edilebilir bir dil olduğu da söyleniyor. Hı hı. Yani ben de belki bir merakla başladı bu. Yani özel bir okulunu, eğitimini veya kursunu almadım. Lisede de fen kolu mezunuyum. Hı hı. Daha sonra hukuk fakültesine geldim.
Hukuk Fakültesi'nin son yıllarında da siyasete ilgi duydum. Yani 69-70'ten beri de siyasetle iç içeyim. Ben daha sonra bunu hep sordular bana. Yani nedir bunun sırrı? Bir eğitim mi, bir ders mi, bir kitap mı? Bunların hiçbirisi değil ama benim bu hitabetim veya Türkçe konuşmam konusunda sanıyorum çok kitap okumam faydalı oldu. Yani liseden başlayarak üniversite yıllarımda pek çok arkadaşımla birlikte adeta bir kitap kurdu olmuştuk. Yani sabah akşam bir kitap bitirmeye adeta gayret eden, onları süzen, onlardan güzel faydalı cümleleri veya da paragrafları hafızasında tutmaya çalışan bir insan oldum. O kitaplardan özetler çıkarırdım. Ama bunu Türkçeyi daha iyi konuşmak amacıyla da yapmadım. O zamanlar bize büyüklerimiz kitap okuma alışkanlığını kazandırmışlardı. Askere gittiğimizde bile yedek subay 71-72 yıllarında içtimalarda, tadatlarda bile biz çantamıza kitap koyar, bir boş vakitte dinlenmek amaçlı yine de kitap okurduk. Sonra yine büyüklerimiz bize bu kitapları tahlil etmeyi, belli konular üzerinde seminerler hazırlama görevini verdiler. Üçlü dörtlü arkadaş gruplarıyla mesela bir kitap tahlili yapardık. Veya diyelim ki işte ne diyelim hukukun prensipleri diyelim, böyle bir konu verildi bize. Bu konu üzerinde çeşitli araştırmalar yaparak düşüncelerimizi onlara anlatma görevini verirlerdi. Sanıyorum onun da faydası oldu. Bir de biz çok sohbetlere katıldık, çok konferanslara takip ettik. Dinleyici olduk. Yani bence konuşmadan önce iyi bir dinleyici olmak lazım. Yani arkadaşlarla ne zaman bir fırsat bulsak, nerede bir sohbet olsa, nerede bir konferans olsa, nerede bir münazara olsa, bir tartışma programı olsa, onları dinleyerek onlardan belki bir şeyler kazanmaya çalıştık. Sonradan da siyasete girince artık bu bilgilerimizi veya düşüncelerimizi karşımızdakilere, yani malzemesi insan olan gruplara anlatmaya başladık. Sanıyorum bunların birbirine eklenen, birbiriyle bütünleşen bir faydasını gördüm. Alışkanlık hala devam ediyor mu Sayın Bakanım? Kitap okumada çok zayıfladım. Ona fırsat bulamıyorum. Çünkü günlük gazeteleri, dergileri incelemekten asıl işimizi kendiniz ihmal mi inceliyorsunuz yoksa inceletiyor musunuz? Yani özet mi çıkarttırıyorsunuz? Yani kitaplardan bütün özet çıkarmak veya bana mutlaka burası okunmalıdır diye gösterilen yerleri okuma fırsatı buluyorum. Uzun seyahatler çok hoşuma gidiyor. En azından kitap okuma fırsatı oluyor. Mesela geçenlerde Fas'ta Casablanca'ya gitmiştim. Kudüs'le ilgili bir toplantı vardı. Tabii bir 4-5 saatlik süren bir uçak yolculuğunda kitap okuma imkanım oldu. Ona da mutlu oldum. Yani bizi dinleyen dostlarımıza, gençlere, özellikle ailelere bunu bir mutlaka alışkanlık haline getirmelerini tavsiye ediyorum. Güzel konuşmanın bence varsa çok önemli bir faydası çok okumaktan, çok dinlemekten ve bazı konuları tartışmaktan geçiyor. Sadece Allah vergisi deyip geçiştirmek doğru değil yani. Tabii şüphesiz. Yani bu bir birikim olmalı. Bunun belki özel kursları da vardır ama doğrusu ben onları takip etmedim. Bir de şey derler siyasilerle ilgili. Yani dakikada 1000 kelime konuşan siyasilerin, hatta 2000 kelime konuşan Demirel'in, Süleyman Demirel'in yaklaşık bir 800 bin kelime okuyabildiğini falan söylerler. Sizin böyle bir tarafınız var mı? Ölçtünüz mü hiç? Veyahut böyle bir hızlı okuma tekniğine hızlı okuma ilgi duydunuz tekniğini mu? Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verdirdim ama kendim takip etmedim.